farkındayım öyleyse varım. Farkındalık mı istiyorsun? Öyleyse hiçbir şey için acele etme. Acele ettikçe etrafında ve kendinde olan bitenleri fark edemezsin. Hiçbir şey için geç kalmaya değmeyeceği gibi acele etmeye de değmez. Sen bir yerden bir yere gitmiyorsun ki acele edesin. Hayat zaten seni gitmen gereken yere götürüyor. Herkes gibi sen de kendi hayatınla ilgili planlar yapıyorsun. Fakat bu planları yaparken daha büyük bir planın parçası olduğunu unutma. Ve bunu göz ardı etmeden yaşa. İçi boş hedeflerin peşinden koşacağına dur ve etrafı dinle. Kuşların ötüşünü dinle, dalgaların sesine kulak ver. Doğanın ahengiyle dans et. İşte o zaman koşman gerekmediğini anlayacaksın anlayacaksın ki asıl yapman gereken şey önce durmak ve dinlemek. Sonra koşmak istiyorsan yine koş. Ne istiyorsan onu yap. Sen zaten bir yolculuğun içindesin. Dünya gemisindesin ve saniyede 467 metre hızla dönüyorsun. Asıl yolculuğun ruhunun olgunlaşma yolculuğu olduğunu unutma. Bizler kainat nehrinin birer damlasıyız. Kendimizi suyun akışına bıraksak da bırakmasak da nehir bizi götürmesi gereken yere götürecektir. Sana hayatla ilgili tavsiye edebileceğim tek şey bu yolculuğun tadını çıkarmandır. Ne kadar farkına varırsan o kadar bu coşkuyu yaşarsın. Bu coşku varoluşun coşkusudur. Unutma ki sadece tek başına var olduğunu sandığın zihinden ibaret değilsin. Görünenin hatta görünmeyenin de arkasında bulunan bir sır perdesinin iz düşümü olarak yaşadığın bu hayatın farklı gerçeklikleriyle zaman zaman karşılaşıyorsun. Gerçeğin kesitlerini gördüğün bu anlar özbenliğinle yani kaynak ile bilinç düzeyinde bağlantıya geçtiğin anlardır. Bu anlarda benliğin özbenliğinden öğütler alır. Ruhunun bilincine üflediği bu öğütler bazen sağduyu olur, bazen resim An olur, yazı olur, kelimelere dökülür.